Aramco'nun ve başta Aramco yani Arabistan'daki Amerikan Arap Petrol Şirketi'nin şirketi olmak üzere birçok büyük milletlerarası şirket, uluslararası şirket Riyad Müzesi'nin depolarında bugüne kadar hiç ortaya çıkmayan bazı objeleri önce Almanya'da ki Almanya'daki pek ses getirmemiş. Fakat şu anda Washington'da değil mi hocam? Washington'da. Evet, Washington'da Smithsonian'a bağlı Smithsonian bir yerde. Freer Freer Gallery'de bir sergi var. Bu gösterdiğimiz Arabistan yolları özelliği biraz sonra uzun uzun konuşacağız. Putları sergiliyorlar. Yani Hazreti Muhammed İlk defa. ilk defa Mekke'yi fethettikten sonra Kabe'deki 360 adet putu kırıyor. Fakat diğer bölgelerdeki putların bir kısmı kalmış. Evlerde bile varmış. Evet. Bu şeylerin çoğu da mezarlardan kazılarak Evet. çıkarılmış. İlk önce bir put gösterir misin? Herhangi bir put. Sende çok put var, verdim. Bir put bakalım. Şimdi efendim o putların ne olduğunu, mesela şu, enteresan bir şey. Yani Milattan önce 4000. evet, bir de tabii hocam daha iyi bilir ama bütün dünyada bu arkeoloji çalışmalarına bir yönelme olduğu gibi Arap Yarımadası'nda da özellikle Suudi Arabistan'da bu konuda bir takım çalışmaların yapılmış olduğunu biliyoruz. Aslında daha çok bu Bedevi kültürü dediğimiz daha önce benim gördüklerim yani bu serginin önemli özelliği o oluyor. Daha önce onlar Bedevi'nin hayatında neler vardı? Onları sergilemeyi çok seviyorlardı. Evet, ben de gördüm öyle evet. sergiler. Fakat şimdi bu farklı bir hem değişimi temsil ediyor hem de bir bakış açısının yenilendiği anlamına geliyor. Çok doğru söylediniz. Ben de bunu tespit ettim. Daha önce Arapların katıldığı sergiler, çadır içinde Evet. bedevi yaşayışı, eşyaları, işte en fazla inci çıkartılmasıyla ilgili şeyler, balıkçıların çalışmalarını yansıtan kompozisyonlar oluyordu sergilerde. Ama bu kazılarda çıkarılan bu putlar, Evet. bu şeyler, heykeller veyahut eserler, bunlar hepsi depoya konmuş ve hiç çıkarılmamış. Hocam niye Ortaya çıkarttılar çıkarılmamış. şimdi? Put oldukları için Hani şimdi niye çıkarılmamış. çıkarttılar? Şimdi artık bunların bir put olarak herhangi bir şekilde insanları etkileyebileceği, onların böyle eskiden olduğu gibi bunlara tapma Evet. isteği insanlarda uyandırmayacağı emniyeti gelmiş olmalı ki. Bunlar ne zaman bulunmuş o belli Bir mi de hocam? şu var, bence bir de şu var. Artık bizim kültürümüzün arkasında daha bedevi yaşamından daha başka bir katman daha vardı. Evet. Yı da göstermek Tabii. istiyorlar arkeolojik dönemde. Bu katmanı da göstermek istiyorlar. Onun için bu kazılar yapılıyor ve bunlar ortaya çıkarılıyor. Helenistik devir, Roma devri, bu çıkarılan bazı heykeller de bu yakınlığı da gösteriyor. Mısır'dan da çok etkilenmiş. Yani aslında Arap medeniyeti açısından bakıldığı zaman mesela bir Mısır, bir Roma medeniyeti veya bir Yunan medeniyetine göre Arapların bu anlamda çok da iyi bir yerde olmadığını en azından Evet. Bugünkü bilgilerimiz açısından söyleyebiliriz. Bir de tabii şöyle bir durum var. Dünya siyasetinin içerisinde çok derin olarak yer almamış Araplar. Yani peygamberimizden önce. Yani bir Kabe'yi ve Kabe çevresindeki oluşan kültürü bir tarafa bıraktığımız zaman aslında Arapların dünya siyaseti içerisinde ve medeniyette iz bırakma bağlamında çok etkili olduklarını görmüyoruz. Zaten bunun en önemli sebebi onların İslam öncesi dönemlerine cahiliye dönemi denmesinin önemli sebeplerinden birisi Bedevi hayat tarzının hakim olması, diğer taraftan
bir öndere, bir peygambere, bir rehbere sahip olmamaları, bir semavi kitaba sahip olmamaları ve aynı şekilde onların kayda değer bir tarihlerinin de olmaması. Mesela bugün ilk Arapların bastığı parayı biz güneyde kurulan Mayin devletinin parası olarak görüyoruz. Ama Yunanlıların basmış olduğu paraların aynısını basıyorlar. Hatta bir tarafında mesela işte Helen İmparatorunun resmi oluyor. Yani ilk defa mesela parayı onlar basmış. Diğer taraftan farklı bölgelere geliyorlar ve o bölgelerde tabii bütün medeniyetler özgün değildir. Birbirlerini etkilemişlerdir. Gayet, fakat Arapların üzerinde mesela Hirelilere bakıyoruz. Onların üzerinde işte Sasani veya Bizans, aynı şekilde Lahmilere bakıyorsunuz. Onların üzerinde biraz daha Sasani etkisinin yoğun olarak varlığı görülüyor. Bu bakımdan Araplar bir kimlik oluşturma çabası da var burada. Tabii bu kimlik oluşturma çabası, çünkü bugün Arap şiirine de baksak, Arap edebiyatına da baksak, bir yerde onlar her şeylerini Kur'an-ı Kerim'e borçlular. Çünkü Arapları İslamiyet'ten önce bir bayrak altında toplamaya hiç kimse muvaffak olamamış. Bu Arap edebiyatı var İslamiyet'ten. Tabii önce. Var ama çok güçlü bir edebiyat. Ama işte o Arap edebiyatının devlet da işte. Peki Yemen civarında büyük devletler yok mu? Yani önce? Yemen kuzeyde ve güneyde kurulmuş devletler var. Ortada yok. Ama bunlar Arap yarımadasının dışında kimlik, siyasi anlamda kimlik gösterecek, oluşturdukları kültürü medeniyet hamlesi olarak yansıtacak bir duruma gelmemişler. Veya o durum devam mahalli etmemiş. Mahalli mi kalmış? Tabii mahalli kalmış. Tabii Hicaz bölgesi farklı. Fakat Hicaz bölgesinden de Kabe'yi çektiğimiz zaman ve dolayısıyla Mekke'yi çektiğimiz zaman hiçbir şey kalmıyor. Şimdi bölgelere göre değerlendirdiğim vakit, ki bu sergide onu yapmışlar. Evet. Ve o değerlendirmeyi de özellikle, yani belli bir, daha doğrusu belli bir özelliğe dayandırmışlar. Kur'an'da ismi geçen peygamberlerin çıktıkları bölgeler. Hepsi Hicaz'dan değil. Tabii. Oralardaki uygarlıkları vermişler. Mesela şurada şey var. Bu bina az bir şey değil. Ya bakın. Şöyle ilk gün biraz yaklaştırırsak bunu. Ancak Mustafa Bey'in dediği özellik görülüyor burada. Yani şey diyor işte, bu Roma gibi, Yunan gibi diyor. Burada işte bir şey etki evet. Söz konusu. Tabii ticaret yolu. Ticaret. Ama ticaret yani. Var tabii. Yani aslında kuzeyde kurulan veya işte güneyli olma ihtimali yüksek olan Kinde devleti var. Aslında Araplar en çok bir bayrak altında toplamaya o çok uğraşıyor. Fakat bir bayrak altında toplamaya muvaffak olamıyorlar. Tabii siyasi birliktelik oluşmayınca, tabii siyasi birlikteliğin oluşmamasında da bedevi hayatının etkinliği söz konusu. Şimdi biz Tesalman Nasar yıllıklarından itibaren Arap kelimesine rastlıyoruz. Ama mesela Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman Arap kelimesinin çoğulu Arabı, Kur'an-ı Kerim normal bir ırk, şehirde yaşayan Arap'tan ayrı bir şekilde Bedeviler için anlatıyor. Öyle mi? Ve, Türk gibi. Aynen öyle. Ve orada Bedevi'nin zapturapt altına alınmasının zor olduğundan, onun bir kural ve kanuna bağlı yaşama alışkanlığının olmadığından, hatta Peygamber Efendimiz'e orada deniyor ki ayette, sen bu Bedevilerle fazla uğraşma. Bunları zapturapt altına alman zaman alabilirdi. Evet, tabii aynı problem. Evet, hala devam ediyor. Bu bakımdan böyle bir ayrımın olduğunu, yani Kur'an-ı Kerim'in ve İslamiyet'in bütün semavi dinler gibi şehir hayatını bir şekilde yerleştirmeye çalışması ve buradan da işte Mekke'den başlayıp Medine'de devlet haline de getirmesi bunu burada devam ediyor. Peki Mekke Medine merkezli hiç devlet kurulmamış mı daha önce oralarda, o bölgede? Yok, sadece hemen Peygamberimizden önceki dönemde Mekke'de bir şekilde bir devlet oluşturma mücadelesi var. Tabii ticaret yolu üzerinde olduğu için o zaman Bizans ve Sasani rekabeti durumu söz konusu. Hatta Sasani kim? İranlılar, Persler yani. Hı. Ve hatta bu Ebrehe'nin meşhur, Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin hedefi. Ebrehe kim? Ebrehe'de hocam benim gibi en cahile göre anlat. Estağfurullah. Ulemaya göre anlat. Estağfurullah.
Efendim hep şeyimiz, derdimiz o. Akademik anlatma en cahil, der. Benim gibi, evet. En cahil. Ve onun için şey yapıyor. Ama birazdan da der ki bu kadar geniş şey, ayrıntıya girme. Hayır hocam, tamam. Ebrehe'nin mancınığının yayını anlatma da. Evet. Ebrehe kimdir hiç olmazsa, evet. Onu, evet. Ebrehe Yemen'de valilik yapan bir kumandan. Kendisi bakıyor ki bütün Araplar Kabe'yi kutsuyorlar ve her yıl Kabe'ye ziyaret amacıyla gidiyorlar. Ve diyor ki ben Arapların oraya gitmesi yerine Yemen'deki Sana şehrine bunları yönlendireyim ve Sana şehrine Arapların Kulleis adı verdikleri veya Kalise adı verilen muhteşem bir mabet yaptırıyor. Hmm. Ve diyor ki artık bundan sonra Kabe yerine, Mekke'deki Kabe yerine burayı ziyarete gelin diye söylüyor ve bunun üzerine ilgi görmüyor. Onun yaptırmış olduğu Sana'daki mabet ilgi görmüyor ve karar veriyor. O mabetin ilgi görmesi için Kabe'yi ortadan kaldırması lazım. İşte meşhur fillerle olan ordusu Kur'an-ı Kerim'de de Fil suresinde anlatılıyor ve Mekke'ye geliyor. Fakat bir şekilde muvaffak olamıyor işte. Hatta Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib'in hikayesi var onunla ilgili. İşte ben diyor Kabe'yi yıkmaya gelmişim. Bu da gelmiş bana develerini soruyor diye söylüyor. Ve o da diyor ki Kabe'nin sahibi var. O onu muhafaza eder diyor. Ve Ebrehe bu işten muvaffak olamıyor. Ve Ebabil adı verilen kuşların bırakmış olduğu taşlardan perişan olup canını zor kurtarıyor.